Haber Global ekranlarından hepinize merhabalar. Koltuk programı ile birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi Ankara'dan merhaba diyorum hepinize. Yine çok önemli bir ismi ağırlıyoruz ve biz Ankara'ya geldik. Bizi misafir ediyorlar. Şu anda Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Genel Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu da konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Buket Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü şartlarda olabileceğimiz kadar iyiyiz diyelim inşallah. Güzel bir yayın olması İnşallah. Dileklerimle ben başlamak İnşallah. İstiyorum. Şimdi bugünkü şartlarda dediniz. Benim de sorum aslında bununla ilgili. Şimdi önceki gün Meral Akşener geldi, sizi ziyaret etti. Evet. Ve siz ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde bu tip görüşmelere ihtiyaç var dediniz görüşmeyle ilgili. Şimdi bildik bileli aslında biz Türkiye zor bir dönemden geçiyor ifadelerini kullanırız. Ben size şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin şu anki zor döneminin diğerlerinden farkı ne sizce? Diğerlerinden temel farkı bizim neredeyse her alanda sıkıntı içinde olmamız. Yani sadece bir noktada sıkıntı yok. Bugün Türkiye'de dış politika bir hercümerç. Dostumuz, düşmanımız, bizim politikalarımız karma karışık. Sürekli zikzak yapıyoruz. İki, bizim ekonomide çok ciddi problemlerimiz var ve çok uzun zamandır devam ediyor, birikiyor, çözülemiyor. Problemlerde bir kalıcı çözüm göremiyoruz problemlerin halinde. Bunun yanında bizim aslında her zaman Türkiye için en önemli konu olarak gördüğümüz adalet. Türkiye'de adalet mumla aranıyor. Ha iktidara sorarsanız o nereden çıktı diyor. Tabii yani bir eli yağda bir eli balda olanın, hiçbir zaman hatasını kabul etmeyenlerin, bir hata meydana geldiği takdirde bunu sürekli olarak muhalefete yükleyenlerin bir derdi olmaz ki. Ama bugün adalet hakikaten belki de Türkiye'de hiç güven duyulmayan bir makam haline geldi. Kimse adalete güvenemiyor. Adalet mekanizması hiç çalışmıyor değil. Çalıştığı zaman da verilen hükümlere itibar edilmiyor. Mesela adalet dediğimiz zaman bizde kademeler var. Yerel mahkemelerden diğer konulara geliyoruz. Yargıtay'a sonunda iş çıkıyor en son Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi için anayasamız öyle bir hüküm koymuş ki kararları tartışılmaz. Hükümetler onu beğensin beğenmesin. Ama Anayasa Mahkemesi'ne uymayanlar tartif ediliyor. Kararlara uymayanlar. O zaman siz adalete nasıl güveneceksiniz? Eğitim bir hercümerç. En çok bakanın değiştiği kesimen eğitim. Eğitim bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı biz o müesseseyle hayata hazırlamamız icap ediyor. Ama ne yazık ki eğitimde böyle bir hedef de göremiyoruz. Eğitimde problemleri çözmeye yönelik adımlara da şahit olmuyoruz. Ve bugün kısmen başarılı olarak gördüğümüz belli bir zaman için ya bütün dünyada problem var. Covid salgını için. Elbette Türkiye'de de olacak. Kimse buraya tam olarak ayak uyduramadı. Bizim de ayak uyduramamamızı çok garipsememiz lazım. Dediğimiz bu noktada da bugün sağlıkta çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldık. Sağlıkta yani pandemi sona eriyor derken birdenbire bir dalga daha geldi. Hastane yataklarının tamamı doldu. Aşı konusunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Yetkililerin birinin söylediği öbürünü tutmuyor. İnsanlar aşıya ulaşamıyor. Aşı yeterince gelmedi ki burada benim kanaatim çok daha farklı. Biz niye kendi aşımızı üretmedik? Niye kendi aşımızı üretme konusunda en ufacık bir çaba gözükmüyor? Ben şundan eminim. Üniversitelerimizin bir kısmında mutlaka bu konuda bir takım çalışmalar yapılıyordur. Ama bu kamuoyuna yansımıyor.
Halbuki bir zamanlar Türkiye aşı konusunda dünyada kendine yeterli ender ülkelerden birisiydi. Ki Türkler aşı üretti. Yani en önemli aşılardan birini üreten de Türk bilim insanları. Tabii bir de Cumhuriyet döneminde biz veremle mücadele ettik. Düşünün o yokluk zamanında. Kolera ile mücadele ettik. Kızamıkla mücadele ettik. Ve Türkiye başarılı oldu. Kendi aşısını kendisi üretti. Dışarıya muhtaç değildi. Bugün Çin'den aşı gelecek mi, gelmeyecek mi? Pazarlığı yaptıydık. 100 milyon gelecekti. Öbürü ertelediler. Yok erteleme. Şaştık kaldık. Ney? Hakikaten gelecek mi, gelmeyecek mi? Ve bizim neden dışarıya muhtaç olmamız gerekiyor? Hıfzı Sıha müessesesi neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir müesseseydi. Yıkıldı. Tahrip edildi. Bütün alet edevatı ya tahrip edildi ya da satıldı. Böyle bir mantıkla siz Türkiye'yi yönetemezsiniz ki. Onun için nereye elimizi atsak elimizde kalıyor tabiri caizse. Ben belli başlı 4-5 tane sektörü söyledim. Bunun dışında bir sürü problemimiz var çözülmeyen. Hepsini ben başlık başlık açacağım. Hepsi benim sorularım arasında var. Evet. Fakat buradan şöyle bir yere bağlayacağım ben. Bunların hepsini tek tek konuşacağız ama. Şimdi siz mevcut iktidarı eleştiriyorsunuz. Şu anda da zaten programın başında eleştirdiniz. Fakat evet, şöyle bir durum var. Siz bu sözleri sarf ediyor olsanız da son dönemlerde özellikle mevcut iktidarın yaptığı İstanbul Sözleşmesi'nin iptali hamlesiyle birlikte sanki müşterekte böyle bir birleşmişsiniz havası esti. Hatta olası bir seçimde ittifak yapabileceğiniz iddiası dahi ortaya atılmış durumda. Sorum şu, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali Cumhur İttifakı'na bakışınızı değiştirdi mi? Yok. Yani bir yerde isabetli bir karar vermek bizim bütün politikalarımızı yeni baştan tanzim edeceğiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır. Güvenilirlik dediğiniz zaman istikrar aranır. Bir yerde bir yanlıştan dönmek bütün yanlışları ortadan kaldırmak manasına gelmez. Ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz her zaman ihtiyatlı davrandık. Çünkü siz de biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi tek başına İstanbul Sözleşmesi olarak geçmiyor. Kadına şiddeti önleme babında her zaman gündeme getiriliyor. Onun için biz dedik ki biz kadına şiddetin karşısındayız. Hem de tam hangi noktada bu adımları atmak istiyorsanız kim gelirse gelsin yanındayız. Ancak kadına şiddeti önlüyoruz derken başka yerlerde kırıp dökmeye başlarsak bunu da kabul edemeyiz. Yani burada söylediğimiz aileyi korumak mecburiyetindeyiz. Aile toplumun nüvesidir, çekirdeğidir. Bir defa aile mefhumu ortadan kalktı mıydı toplum dejenere olur. Toplumu tutamayız, darmadağınık oluruz. Onun için biz İstanbul Sözleşmesi'ni sadece İstanbul Sözleşmesi olarak ele almadık. Ve bizim birçok geçmişte toplantılarımız, çalıştaylarımız, sempozyumlarımız oldu. Bu hala da devam ediyor. Biz burada bir kadına şiddetin önlenmesi için ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Gelin müştereken bütün partiler bir araya arada birlikte politika üretelim. Birbirimizi tenkitten çok neler yapılması icap ettiği konusunda ittifak sağlamaya çalışalım. İki, toplumun geleceğini sağlam temellere oturtmak istiyorsak aileyi nasıl koruyacağımızı da konuşalım birlikte. Aile bir kadın, bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Siz bu mefhumu değiştirdiğiniz, tabiata karşı savaş açtığınız zaman aileyi korumak için ben bunu yapıyorum türküsünü ağzınızdan düşürmeseniz hiçbir mana ifade etmez. Bu neye benzer? Bizim çocukluğumuzda hiç unutmam şehirlerin içinde kasabalarda mezarlıklar vardı. Bir yerden bir yere giderken hele de gece o mezarlıktan geçiyorsa kalbimiz güp 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 atardı. Oradan geçerken yüksek sesle ya bir şarkı söylersin ya bir
Mars söylersin. Niye? Korktuğun için. E şimdi biz korktuğumuz için bunları Mars söyleyerek, türkü söyleyerek aile mefhumunu koruyamayız. Bizim ailenin temel direklerini korumamız, mutlaka aile yapısının toplumda kabul görmesi, süreklilik arz etmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz icap eder. Onu burada da söyleyelim. Aklıma şu geldi. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da koltukta ağırladım ben. Kendisini bu İstanbul Sözleşmesi ile birlikte çıkan LGBTİ tartışmalarını sordum. Ve orada Sayın Kılıçdaroğlu'na dedim ki LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu? Bunu birkaç defa sordum ve Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki hayır efendim ne alakası var? Hatta hayır efendim ne alakası var Twitter'da TT oldu o gece. Sonrasındaki tartışmaları siz de zaten görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi siz bu noktada şimdi Türk aile yapısından söz ediyorsunuz ve korunmasından söz ediyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizin birlikte ittifak yaptığınız bir partinin genel başkanının böyle tabii, bir sözü oldu. Burada hemen şunu söyleyeyim. Biz aile yapısını koruyalım derken bunu sadece kendi ülkemiz için söylemedik. Bütün dünyada aile yapısının korunmasına ihtiyaç var. Bütün toplumların aile yapılarını korumaları gerekir. Genelde bu söylediklerimde ittifak da vardır. Ancak demin söylediğiniz hususlara gelince aslında İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli tarafı görünmeyen arka planı bütün dünyada aile yapısını ortadan kaldırmaya müteveccihtir. Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada. Onun için bütün dünyada hareket var. Nasıl olur bununla buna karşı çıkılır diye. Bu dünyada aile yapısını tahrip ederek nüfus kontrolünü sağlama. Hani şimdi aşıyla da bu söyleniyor ya, COVID-19. Belli çevrelerin oluşturduğu suni bir hastalık. Olabilir mi? Olabilir. Yani nihayet bir virüs topluma yayılıyor. Bunu birileri planlı olarak yapmış olabilirler. Ha biz onunla mücadele etmekle mükellefiz. Aile yapısıyla mücadeleyi de o babda yapıyorlar. Aileyi topyekün dünyada kaldırmak istiyorlar. Aile mefhumu ortadan kalksın. Çocuklar sağlıklı yetişmesin. Biz bir zamanlar bizim çocukluğumuzda özellikle siz tabii bizim çocukluğumuz deyince ben size bakınca kendime bakıyorum. Vay canlanıyorum ister istemez. Bizim çocukluğumuzda özellikle benim okul çağlarımda, lise çağlarında komünizm en büyük tehdit olarak görülürdü. Ki ben komünizmin hakikaten toplum için genelde bir tehdit olduğu kanaatindeyim. Çünkü ferdiyeti ortadan kaldırıyor. Ferdi duyguları kaldırıyor. Aynı zamanda aile yapısını da tahrip ediyor. Bu kanaat hakimdi. Onun için de komünizme karşı müthiş bir tepki vardı. Bugün onun çok ötesine geçildi. Şimdi işin garibi, komünist ülkeler aile yapısını korumak için İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmıyor. Kapitalist ülkeler aile yapısını tahrip edebilmek için bunun altına imza atıyor. Bakın Macaristan'da, Avrupa'da komünizmden çıkan ülkeler imza atmadılar. Rusya imza atmadı. Onun için şunu bilelim. Dünya farklı bir dünya haline geliyor. Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, mücadelemizi tarif ederken aslında bir gizli dünya devletinden bahsederdi. Dünyaya hükmeden, hükmetmeye çalışan demiyorum. Dünyaya hükmeden, bütün para musluklarını kontrol eden, hakimiyetleri altında bulunduran ama önde pek de her zaman günlük hayatımızda görünmeyen bir yapı var. Bu yapıdır esas tehditkar olan. Bu yapı sadece bize karşı değil, bütün dünya ülkelerine karşı bir mücadele başlattı. Bunu da işte Bill Gates, tabiri caizse affedersin yani kendisine hakaret için söylemiyorum ama zurnanın son deliği sayılır. Bu yapının içinde yoktu. Ama son zamanlarda adeta onun sözcüsü gibi olmaya başladı. Dünya 8 milyon insan nasıl, milyar insanı nasıl kaldıracak? Nasıl besleyeceğiz biz gibi. Onun için dünya nüfusunu azaltacak, tahdit edecek yöntemlere ihtiyaç duyuyor bunlar. Kim bunlar? Garibanlar, fakirler.
Ölsünler ne olacak? Yaşasa ne olacak ki bunlar? Yaşamasalar daha iyi. Dünyanın sırtına yük. Kuru ekmekle geçinen, çöplükten ekmek toplayan insanı dünyanın sırtına bir yük gibi görüyor. Utanacağına bunu bir yük addediyor. Böyle bir mantık olur mu? Siz onun de için, Covid'in küresel bir oyun olduğunu düşünüyor musunuz şöyle, yani? Ben oyunda olabilirdi, olmayabilirdi. Ama bunu bu küresel mecralar kullanıyor kesinlikle. Şu aşıya bakın. Dünya şaştı kaldı. Kimisi diyor ki bu aşı aşı değil. Kimisi diyor ki yok bundan iyisi yok. İşte birisi bunu imal etmiş, öbürü ben bunu sattırmam diyor. Biz 100 milyon ünite sipariş ettik. Hemen başlayacak, gelecek. Öbürü diyor ki yok daha gelmeyecek. İkinci partinin gelip gelmeyeceği belli değil. Bu kadar kargaşa, garip bir iş. Ama kesinlikle bu bir küresel oyun olarak başlamış olmasa bile küresel bir politika olarak kullanılıyor bütün ülkeleri etkilemek için. Peki bu LGBT'yi tartışmaları konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'yla şöyle biz düşünce... şunu hemen ifade edelim. Şunu ifade edelim. Biz bunu geçmişte de söyledik. Bugünkü şartlar altında seçime giderken yapılan ittifaklar koalisyon değildir. Koalisyonlar icraata yönelik faaliyetlerinde bir pazarlık yaparlar. Halbuki ittifaklarda böyle bir pazarlık söz konusu değil. Her partinin kendi tüzüğü var, yönetmeliği var, politikaları var ve her parti kendi bu politikalarını deklare etmekle serbest. Ha yarın bir koalisyon söz konusu olursa o zaman oturup bu konuyla ilgili bizim hükümet olarak politikamız ne olacak onu konuşuruz. Ama şu anda ona ihtiyaç yok ki. Böyle bir konu yok. Şunu mu anlıyorum? Ben CHP, LGBT'yi Türk aile yapısına bir saldırı olarak görmediği için CHP ile ittifakımı sonlandırmam. AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti diye de AK Parti ile gidip ittifak yapacak değilim. Bunu tamam, mu anlıyorum? Sizin işte bunu böyle söylediğiniz zaman şimdi biz eve döneceğiz. Ondan sonra vay tepemize herkes... Siz şimdi bunu kendinize göre tarif ama ediyor. Siz böyle söylemek istediniz. Ben sizi yerinize özetledim. Şimdi yani siz yarınki gazetelere, yarınki basına, Twitter'da işte ortalığı sallamak için bir şey arayanlara güzel bir malzeme verdiniz. Yani tam o şekilde de söylenmez. Ben şu kanaatteyim, insanlarla görüşmeyi de gerek işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu da, Sayın Akşener'i de, Davutoğlu'nu da, Babacan'ı da, diğer parti mensuplarını da, bunlarla da görüşüp neden biz İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden memnun olduk? Bu önemli bir adımdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kararı almış olması Türkiye yönünden faydalı bir adım oldu. Ha bunu farklı görenler olabilir. Ben ona bir şey diyemem. Ancak bu mesele İstanbul Sözleşmesi ile doğan bütün problemler halledildi manasına gelmez. Bunun bir altyapısı var. Belli bir süredir bu Türkiye'de yürürlükte olan bir mevzuat. Buna göre birçok kararlar çıkmış, kararnameler çıkmış, kanunlar çıkmış, kanunlarda değişiklikler yapılmış. Bunun bütünüyle ele alınması icap eder. Burada da şunu hemen ifade edeyim. Siz bunu söylerken ben bunu tabii bugün dünyanın geldiği noktada farklı algılıyorlar ama bazı insanlarda fizyolojik farklılıklar olabilir. Biz bunu kökten reddediyoruz diyemeyiz. Bu anasından doğma bu farklılıkları yaşayan insanlar var. Bunlarla mutlaka ilgilenilmeli. Ama bu sonradan kazanılacak bir vasıf haline getirilmemeli. Bunun propagandası yapılmamalı. Cinsiyetsizlik diye bir terim ortaya atılıyor. Ne demek cinsiyetsizlik? Bir insan anasından doğduğu zaman ya kızdır ya erkektir. Ha problemli olan varsa o da belirtilir. Ama siz bunu ortadan kaldıracağız. Çocuklara belli bir yaşa gelene kadar sen ne kızım de ne oğlu oğlanım de. Bunun manası olmaz ki. Bu suni bir iş. Bu toplumu yaralayan, dejenere eden bir yaklaşım. Onun için ben tekraren söylüyorum doğuştan bir takım anomaliler varsa
bunlarla mutlaka ilgilenilmesi, bunların problemlerinin çözülmesi için gayret gösterilmesi icap eder. Bu bizim inancımıza da böyledir. Ancak kimse toplumda bir çocuğu yetiştirirken, oğlum sen aklın başına gelince kız mısın, oğlan mısın, o zaman karar ver. Ne demek hem oğlum diyorsun hem de kız mısın, oğlan mısın, yaşa gelince söyleyeceğim diyorsun. Kızına da aynı şey söylüyorsun. Biz buna itiraz ediyoruz, onu hemen ifade edelim. Peki. Şimdi bir de yine kulislerde konuşulan bir başka başlığa geçmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda partinizin genel başkanının değişeceğine dair bir takım konuşmalar var, kulisler var. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı önce partinizin Yüksek İstişare Kurulu'ndan Ozan Asil Türk'e ziyarette bulundu. Bu ittifak çabası olarak okundu. Bu ziyaretin ardından Milli Görüş'te önemli bir isim yine Nedim Urhan'la buluştu Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi siz bu iddialara ne diyorsunuz? Buradan ne cevap vermek istersiniz? Genel başkanın koltuğunu bırakmayı düşünüyor musunuz? Elbette düşünüyorum, zamanı gelince. Yani hemen onu ifade edeyim. Şimdi elbette düşünüyorum deyince bir anda böyle. Şimdi ya 80 yaşına geldikten sonra insan düşünmez olur mu? Ama her şeyin bir zamanı var. Yaş bunlardan bir kriterdir ama tek kriter değildir. İkincisi, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Oğuzhan Bey ziyaretini elbette garipsemem. Yıllardır ben de Cumhurbaşkanı'yla beraber çalıştım. İstanbul İl Başkanımızken de çalıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı iken de kendisiyle çalıştım. Onun için yani biz birbirimizi tanırız. Onun da Oğuzhan Bey'i ziyaret etmesini bir nezaket kuralı olarak görürüm. Buna da itiraz etmem. Ya niye gitti de ziyaret etti? İyi ki etti. Nihayet eskiden beri tanıdığı, bildiği, kendisinden yaşça başça büyük olan bir insan, ona ziyarete gitmesi nasıl normalse, aynı şekilde Oğuzhan Bey'in de o ziyarete bir cevap mahiyetinde onu ziyaret etmesi de makul bir davranıştır diye düşünürüm. Bizim zaten bakın, Türkiye'de eğer siyasette bir değişiklik meydana gelecekse bizim birinci talebimiz, ağız dalaşını bırakalım. Birbirimizle insanmışız gibi konuşmaya başlayalım. Fikirlerimizi ifade ederken onlara hakaretle başlamayalım. Ben böyle düşünüyorum. Ha, karşımdaki arkadaşımız da farklı düşünüyor. Bak, neden farklılıklarımız doğmuş, bir araya geldiğimiz zaman müzakere edelim. Giderebiliyorsak giderelim, gideremiyorsak tamam, o onun fikri, bu da benim fikri diyelim. Uzlaşma zeminine ihtiyacımız var. Bu onu sağlıyorsa ne güzel. Ama sağlamıyorsa, sadece görüntüye müteveccih bir adımsa o da biraz sonra ortaya çıkar. Bu neden Saadet Partisi'ni dizayn etmeye yönelik böyle bir adım olarak algılandı peki sizce? Ha, çünkü şu, kamuoyunda bu şekilde yankı buldu. Tabii, çünkü yani şimdi siz AK Parti'yi düşünün, zayıflıyor. Her geçen gün oy kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerde başarı gösterme ihtimali çok düşük. Hatta sıfır diyenler var. Toparlanamaz diyenler var. AK Parti'nin başında bulunanlar da buna elbette bir çare arayacaklar. Çareyi ararken de ilk Tayyip Bey'in aklına gelen, demek ki eskiden beraber olduğumuz arkadaşlarla bir temas kuralım, bir selam aleyküm diyelim, bakalım ne olacak diye düşünmüştür. Ben bunu da garipsemem. Ama bunu böyle düşünmesi ille de öyle olacağı manasına gelmez. Biz baştan beri söyledik. Bizim ilkelerimiz var. Biz bu ilkelerden, bu prensiplerden asla vazgeçmeyiz. Bunlardan birincisi işte bu konuşma üslubumuz, davranışımız, birbirimize hakaret ederek değil, oturup birbirimizce insan gibi konuşmayı mutlaka başaralım. Bu birinci şart. İkinci şart, fikir ve düşünce özgürlüğüne rıza gösterelim. Benim gibi düşünmüyorsun, o halde sen benim düşmanımsın. Ben sizin gibi düşünmüyorum, o halde ben sizin düşmanım. Böyle bir şey. Ben farklı kanaatteyim. Farklı özellikleri olan bir insanım. Siz de farklı özellikleri olan bir insansınız. Kişiliğiniz var. Biz ille de her noktada bir araya gelmemiz doğru olmaz. Ama ben sizin kendi fikrinizi ifade etmenize engel olmamalıyım. Siz de benim fikrimi ifade etmeme engel olmamalısınız.
Üçüncüsü, bu neyle teminat altına alınır? Adaletle. Adalet olmadan huzur olmaz. Şimdi bakın, ben size prensipler sıralıyorum. Bu prensipler bizim temel, ne diyelim, dayanaklarımızdır. Bunlar olmadan ne biz insan olabiliriz, ne biz insanca yaşayabilir, ne ülkeye huzur getirebiliriz. Ondan sonra gelir liyakat. İşte göreve insan tayin edeceksen, o görevi yapabilecek olanların arasından seçeceksin. Senin sözünden çıkmayacakların arasından değil. Ha, sana da saygı göstersin. Ama yeri geldiği zaman senin yanlış karar aldığını bilen bir uzman bunu böyle yapamazsın dediğinde ona da uyacaksın. Niye? İşin uzmanı o ya. İşi bilen o. Ben yaparım. E siz birdenbire Merkez Bankası Başkanı'nı faizleri indirmedi diye görevden alıyorsunuz. Tane daha Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Olmaz böyle bir iş. Yönetimde misiniz? Bütün icraatlarınız denetlenebilir olmalı. AK Parti Sayın Erdoğan denetlemenin önünü kesti. Denetleme müesseseleri Sayın Erdoğan'ın icraatlarının karşısında yetkisiz bırakıldı. Olmaz böyle iş. O zaman herkes sorar, ya sen ne yapıyorsun ki bu devlet müesseselerini, seni denetlemelerine engel oluyorsun. Sürekli adalet vurgusu yapıyorsunuz. Türkiye'de şu anda adaletin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani birisi trafikte suç işlediğinde trafik polisi önünü kesiyor, durduruyor. Orada adalet herhalde vardır diyorum. Etkili bir adam değilse. İşte orada soru çıkıyor ortaya. Ya bakıyorsunuz suçlu ama serbest bırakılıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ha, dayısı var. Yok. Biz dayısı olanın eğer adalette etkisi oluyorsa orada biz adalet tam olarak işliyor diyemeyiz. Elbette binlerce, on binlerce, milyonlarca dava var Türkiye'de. Artık mahkemeler bu davaların üstesinden gelemiyor. Çözemiyorlar. Nasıl adalet var diyeceğiz? 20 sene sürer mi bir dava? Sürüyor. Hele de sizin etkili, güçlü birisiyle davanız varsa o davayı kazanma ihtimaliniz yok denecek kadar az. Adalet mekanizmasının en tepesine gidiyorsunuz. Avrupa'yı siz kendiniz, Sayın Erdoğan bir şiir okudu diye hapse düştüğü için adaletin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak idrak etti. Yola çıkarken de partisinin adını bile öyle koydu. Adalet ve Kalkınma Partisi. Sonra ne oldu? Adalet de gitti, kalkınma da gitti. İkisi de yok. Çünkü kalkınmayı sadece inşaatta görüyor. Adaleti de kendi söylediklerinin hukuk normu olarak kabul edilmesini istiyor. Öyle bir adalet olmaz ki. Adalet etkili yöneticilerin karşısında dik durabiliyorsa orada adalet vardır. Duramıyorsa adalet yoktur. E siz Anayasa Mahkemesi'ni en üst makam olarak görmüşsünüz. Avrupa Adalet Divanı'nı böyle görmüşsünüz. Onların aldıkları kararlara Türkiye'de uymuyorsunuz. E nasıl diyeceğiz biz adalet var diye? Yani bir trafik suçunda, bir bilmem alacak verecek davasında, bir ihtilafta mahkemeler düzgün çalışıyor diye Türkiye'de adalet var diyebilir miyiz? Adalet yetkili, etkili, güçlü mevkilere karşı sizin probleminiz olduğu zaman işliyorsa orada adalet var. O hakimlerin elini öperiz. İsterse genç olsun. Ama eğer etkili ve yetkililer suçlu oldukları halde o mahkemelerde kendi suçları tescil edilmiyorsa o zaman oradaki hakimler 60 yaşında da olsa on para etmezler. Şimdi gerçekten hani sert eleştirileriniz var mevcut hükümete. Oysa ki ben buraya gelirken acaba hani Saadet Partisi ile işte AK Parti bir ittifak yapabilir mi yeni bir seçimde olursa diye düşünmüştüm ama sanki böyle çok öyle bir imkan varmış gibi bana gelmedi açıkça söylemek gerekirse.
önümüze bakalım, belki olur diye düşünüyor musunuz? Mesela işte Sayın Erdoğan sizinle bir iletişime geçti seçim öncesi. İşte Erbakan Hoca'nın da hatırası anısına tekrardan bir değerlendirelim süreci dedi mesela. Ne yaparsınız? Otururuz, konuşuruz. Biz Erbakan Hoca ne dediyse gelin. Erbakan Hoca'nın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşamıyorsak olmaz. Bakın siz söylediniz. Bizim prensiplerimiz var. Biz herkesle masaya otururuz. Bugünkü başkanlık sistemi gündeme geldiği zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı önce de ziyaret etmiştim. Tam onun arefesinde de ziyaret etmiştim genel merkezde. Hatta kendisi iki elemanını özellikle gönderdi. Bir, bu anayasa değişikliğini hazırlayan bir arkadaş geldi. Bize 4 saat briefing verdi başkanlık divanda. Sonra bugünkü meclis başkanımızı gönderdi. O da geldi. 3-4 saat onunla da görüştük. Ha, arkasından dedik ki bu şartlarda biz bu anayasaya evet diyemeyiz. Bu anayasa eğer bu böylece geçerse Türkiye dikta rejimine ister istemez kayar. Bütün yetkileri siz Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Meclisten alıyorsunuz. Meclisin üstünde bir konumda Cumhurbaşkanı. Kim denetleyecek Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki canım 5 yılda bir halk denetliyor ya. Yok ya, demokrasi kurallarını siz adaletin temeli olarak bu şekilde 5 sene bekle. 5 sene sonra ben burada yanlış yapmışsam halk karar versin. Senin hakkını da sana versin. Ya vermezse? Oluyor. Yani demokrasiyle, fikir düşünce hürriyetleriyle siz adaleti karıştırmaya kalkarsanız orada adalet olmaz. Gümbürtüye gider. Basın hürriyeti de bunun içindedir. Fikir düşünce hürriyeti de bunun içindedir. İnanç hürriyeti de bunun içindedir. Aslında normal şartlarda genelde Avrupa'da demokratik ülkeler hukukun üstün tutulduğu ülkelerdir. Ve esas itibariyle de tenkit hep iktidara yöneliktir. Çünkü iktidar icraat yapar. Muhalefete yönelik tepki olur mu? Olur. Çok yanlış bir fikir beyan edilir. O fikir karşısında da siz düşüncenizi korsunuz. Ama iktidar icraat yapar. Muhalefetin icraat yapma yetkisi yok ki. İktidar icraat makamında bulunduğu için yanlış yaptığında onun o yanlışını çıkıp sesimizin en üst perdesinden söyleyebilme hakkımızın olması icap eder. O hak nerede? Yeri geldiği zaman hemen cezalandırılabiliyor. Onun için kanunları artık meclisler yapmıyor. Kanunları Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yapılıyor kanunlar genelde. Ha, meclis de boş durmasın diye oraya da bir şeyler veriliyor. Sürekli olarak meşgul ediliyor. Ama o yeterli değil. Onun için bu nokta çok temel bir nokta. Bizim anlaşmamamız diye bir iş olmaz. Herkesle oturup konuşup anlaşabiliriz. Ancak demin dediğim prensipler tahtında. Bunlara uyulacak. Bunlara uyulursa niye konuşmayalım ki? Biz bu arkadaşlarla geçmişte hep beraber olduk. Ama beni üzen, birazcık da ümitsizliğimi artıran bu arkadaşların, Sayın Erdoğan'ın yola çıktığı arkadaşlar neredeyse %99'u kendisinden ayrıldı. Niye? Buraya kadar dediler. Daha fazla gidemeyiz dediler. Geçmişte onlar da bir takım hatalarda, onların da payları oldu mutlaka. Ama olsun. Bir noktaya geldi, bir noktadan sonra olmaz. Biz daha fazla bu yükü taşıyamayız dediler. Davutoğlu, Babacan, o isimlerden tabii, bahsediyorsunuz değil mi? Tabii, özellikle söylüyorum. Tabii. Ondan önce de ayrılanlar oldu. Yani Abdüllatif Şener, hemşerim, birinci dönemin arkasından hemen 2007'de ayrıldı. Hemen. Daha fazla dayanamadı. Başkaları da var. Onun için biz kimseyle konuşmayız diye bir tavrımız olmaz. Herkesle konuşuruz. Anlaşabildiğimiz takdirde de bunu deklare ederiz. Anlaşamadığımız takdirde anlaşamadık deriz. Şimdi şu tam kapanma ile ilgili sorular soracağım size. Siz esnafın durumuna dikkat çekiyorsunuz. Bununla ilgili bir sorum şimdi birazdan olacak ama öncesinde şunu soracağım. Şimdi
Çok konuşulduğu için bunu size de sormak istiyorum. Tam kapanma önlemleri çerçevesinde genelgede yer almamasına rağmen bir içki satın alma yasağı geldi. Gerçi bu sabah kararın geçerli olmadığı haberleri çıktı ama tam durumu bilmiyorum. Şimdi çok büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. İçki satışının yasaklanmak istenmesi, yaşam tarzına müdahale mi yoksa gerekli bir hamle miydi? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii değişik görüntüler de ortaya çıktı bu yasağın açıklanmasıyla birlikte. Ve çok değişik yorumlar da geldi ki işte Ramazan ayındayız ama böyle bir yasak geldi. İnsanlar işte gittiler ve işte ciddi satış rekorları kırıldı, şöyle oldu böyle oldu falan diye. Bu konu hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Yani bu içki satın alma yasağı gelmeli miydi yoksa yanlış bir durum mu oldu? Ben başka bir noktadan bu işe yaklaşayım müsaade ederseniz. Tabii. Tayyip Bey çok ama çok becerikli bir politikacı. Hakikaten herkes Tayyip Bey'in eline su dökemez. Burada Tayyip Bey istediği neticeyi aldı. Gerisi lafı güzel. Neydi? Kendisini tescil ettirdi. Topluma dedi ki bak ben inançlı ve dindar bir insanım. Böyle bir adım attım. Bunu aldı nerelere götürdüler ki öyle bir hüküm bile yok. Ve bunu tescil ettirdiler. Kim? Tayyip Bey'e muhalif olanlar. İşte bizim Türkiye'deki politika anlayışımız burada geliyor tıkanıyor. Muhalefetin belli bir kesiminde, Tayyip Bey'e karşı olanların belli bir kesiminde öyle bir duygu var ki bu duygu sınırları aşıyor. İslam karşıtlığı. Nerede bir fırsat bulsalar işte bu İslami bir inançtan sebepten dolayı böyle yapıldı diyorlar. Tayyip Bey de diyor ki elhamdülillah tamam dediğin doğru. Bunu böyle izah etmiyor ama içinden böyle diyor. Tam başarılı oluyor. Ve maalesef muhalefette belli bir kesimde bu oyuna düşüyor, geliyor. Adaletten dolayı ben bu partiye oy vermem diyen, liyakate riayet edilmediğini, torpil olmadan devlette görev alamayacağını bilen insan, dürüstlüğün olmadığını, kamu malının çarçur edildiğini gören insanlar diyor ki, yahu ben şimdi gidip de Tayyip Bey'in karşısında bunlara oy verirsem ne olacak? Daha da beter olacağım ben. En iyisi mi? Kötünün iyisi, kötüden iyidir diyor. Tayyip Bey'in istediği oldu. Gerisi lafı güzel. Ben bu kadarla yetiniyorum. Siz Saadet Partisi'ne oy versinler. Böyle düşünenler. İşte zaten Tayyip Bey, dedim ya bu bir ne diyelim, bazı tabirler aklıma geliyor bu konuda hoş değil de ama bu bir resleşme. Kendisine, işine de yarayabilir, kendisinin işine yaramayabilir de. Şöyle düşünmeye sevk ediyor insanları. Şu anda Saadet Partisi'nin oyu henüz beni alt edecek noktada değil. Onun için insanlar bana Saadet Partisi'ne değil bana gelirler diye düşünüyor. Öbür tarafta bu oyuna geliyor ve bu oyuna geldiği için her yerde bu yapılıyor. Bakın ben bunu söyledim, çok tepki aldım. Ben İslamcı değilim, Müslümanım dedim. Bunu neden söyledim? Çünkü İslamcılık tabiri bizim tarihimizde yok. Bu son 50-60 senenin, 100 senenin Batı'nın uydurduğu bir tabir. Biz ya Müslümanız ya değiliz. İslamcılık diye bir tabir bizim kendi kültürümüzün içinden gelmemiş. Ve genelde bu, evet, belli kesimler tarafından İslam'ı ihya etmek için kullanılan bir tabir. Ama belli kesimler tarafından da ve çoğunlukla da İslam'ı istismar etmek için kullanılan bir tabir. İstismar deyince insanlar tepki gösteriyor. Onun için ben bu noktalarda bizim insanımızın itidalli davranmaya ihtiyacı var. Bunu buraya getireceğinize başka bir şekilde bu konuya yaklaşabilirlerdi. Başka bir şekilde bu meseleyi gündeme getirebilirlerdi. Ama o oyuna düştüler. O tuzağa düştüler. Geçti o iş. Bundan sonra onu düzeltemezler.
Bunu idrak etmeleri gerekir toplumun. Yapmayın. Bu toplumun içinde her cins insan var. Maalesef. Ben içki içmem. İçilmesini tavsiye etmem. Ama içki içtiği halde ben inançlıyım diyen insan var. İçki içmediği halde ben Müslüman değilim diyen insan da var. Yani bunlara biz bu şekilde takılıp kalamayız. Bizim toplumumuzun temel değerlerinin ihyasına ihtiyaç var. Yani herhangi bir toplum ayakları üzerinde duracaksa, kalkınacaksa, o toplumda ezilen, ezilmeyen olmayacaksa, zengin fakir ayrımı korkunç boyutlara çıkmayacaksa, o toplum ayakta kalır. Ama her toplumun içinde yanlış yapanlar, yaptığı yanlışa sonuna kadar sahip çıkanlar, doğru yapanlar mutlaka olacaktır. Biz bunu burada yanlış bir mecraya sevk ediyoruz. Bu yanlış, bu yaklaşım Tayyip Bey bundan sonra dikkat edin. Başka yönleriyle de maalesef üzülerek söylüyorum, kusura bakmasın. Ben her şeye rağmen Tayyip Erdoğan'ı benim kardeşim olarak görürüm. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Kendisine hitap ederken de Sayın Cumhurbaşkanı derim. Şu anda belli bir makamı işgal ediyor. Ancak o makamda yaptığı yanlışları da hiç çekinmeden söylerim. Yapacağım başka bir şey yok. Tavsiyelerimi de söylerim. Bunlar yanlıştır, düzeltilsin diye. Ama ben bu noktalara yaklaşırken başka gerekçeleri bizim memleketimizi çökertebilmek için bir vesile haline getiremem. Onun için şu anda en çok ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın tavsiyeye, yol göstericilere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. En çok. Çünkü çok zikzak yapılıyor. Zikzak yapılması bir karar alınırken tam istişare edilmediği manasına geliyor. Çünkü karar alınıyor, hemen değiştiriliyor. Ve biz bir öyle bir hale geldik ki bir kanun yapıldıktan sonra mecliste müzakere edilip geçtikten sonra 50-60 kere değiştirilmiş. Neden böyle oluyor? Tavsiyeye ihtiyacı var diyorsunuz. Yalnızlaştığını mı düşünüyorsunuz? Tabii. Yani ama yalnızlaşmanın bir numara sebebi kendisi. Kendisi etrafındaki insanları iteledi. Sayın Davutoğlu'nu başbakan yaptıydı. Sonra beraber yürüyemediler. Sayın Babacan maliyeden sorumluydu. Ve memleketin idaresinde birçok icraatlarda bulundu. Sonra beraber yürüyemediler. Onlarla beraber hareket eden birçok insan farklı kanaatlere geldiler. Bunu mutlaka oturup düşünmesi icap eder. En son kendi damadı bile ayrıldı. Niye ayrıldı bilmiyorum ben. Emin olun bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Sormuyorum da. Ailevi bir meseledir diye düşünüyorum. Ama Sayın Erdoğan'ın bunu düşünmesi lazım. Neden bu hale geldi? Çünkü tarihte bir gün gelecek, geçecek bu günler. 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra tarih bugün bizim duymadıklarımızı, görmediklerimizi, bilmediklerimizi de yazacak ve bizim üzerimizde hüküm verecek. O zaman verilen hükümler geçerlidir. Cenab-ı Hak indinde de bu böyledir. Ha, ben bunu özellikle inançlı kesimlere söylüyorum. Biz bu dünyadan bir gün ayrılacağız. İğneden ipliğe en ufacık tavrımız, sözümüz, icraatımız bizden sorulacak. Kimse Cenab-ı Hakk'ın o mahkemesinde bir gerçeği gizleyemeyecek. Onu Sayın Erdoğan bizim kadar, hepimiz kadar bilir, idrak eder eminim. Şimdi o zaman bir de tam kapanma ile ilgili başka bir noktaya siz dikkat çekiyorsunuz. Esnafın içinde yaşadığı problemleri nasıl çözeceği konusunda hiçbir teklif, temenni ortada yok. Bu Türkiye'nin en ciddi problemlerinden birisi diyorsunuz. Evet. Tam kapanmada esnafın zararı sizce nasıl telafi edilebilir? Yani şimdi bütün dünyada benzer hadiseler meydana geldi.
başka ülkelerde de tam kapanma veya tam kapanmaya benzer adımlar atıldı. Ama bu adımlar atılırken bu adımlardan mağdur olan kesimlerin mağduriyetleri giderildi. Esas olan o. Yani siz bir adım atıyorsunuz, esnafa diyorsunuz ki kepengini indir, yanında çalışanı ister çıkar ister çıkarma ama ücretini ödeyemiyorsun, ödeyemiyorsun. Elektrik borcundu, su borcundu vesaire vergi borcundu, kapan. Ben sana kısa bir zaman için mühlet vereyim, kapanmadan sonra bunları öde. Ödeyemez. Başka ülkeler bunların cevabını buldular, verdiler. Esnaf en vatandaşla üretici arasındaki insandır. Bir de üretici esnaf var, onu ayrı tutuyor. Bir bakkal, bir manav, bir gıda satan insan, bilmem piyasada iş gören insanların tamamına bakın, lokantadakiydi, berberiydi, kim varsa vatandaşla bir müessese arasında. Bu müesseselerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vatandaşın ihtiyacının da bu arada halledilmesi şart. Bu olmadan olmaz. Burada ihmal olmaz, eksiklik kabul edilemez. Onun için biz dedik ki bu bir popülist söylem değil. Bugün için en önemli vatandaşa ulaşmanın en kestirme yolu herkesin cebine 1.000 lira para koymak. Biz 1.000 lira dedik, o der ki 1.100 olsun, öbürü der ki 900 olsun. Ama 300 dersen olmaz. Siz bu 1.000 lirayla 4 kişilik bir aileye 4.000 lira vermiş oluyorsunuz. Bir aile bununla 1,5-2 ay artık iyice kısacağı için idare edebilir bazı birikimleriyle. Ama siz onu karşılamazsanız ne edecek o adam? Şimdi toplumun her kesiminin ihtiyacının karşılanması, probleminin çözülmesi icap eder. Her kesiminin. Bu adımı atamazsanız siz, o zaman bir kesim mağdur olur. Toplumun her kesiminden kastınız, yani her kesim dediğim, kimlerin ki karşılanıyor? Fakir o, ben şunu onu söyleyeyim size. Bebekler dahil. Çocuklar dahil. Çünkü onların da karnı doyacak. Tabii ki. Siz onların parasını anasına babasına vereceksiniz. Okula giden çocuklar dahil. Esnaf dahil. Çiftçi dahil. Sanayici hatta zengin dahil. Niye? Bir yerde bir kesim veya bir kişi bile ihmal edilmesin diye bunu söylüyoruz. Ha zengin olan, varlıklı olan o da götürsün. İhtiyaç sahibi olanlara, çünkü bu bütün problemini karşılamayacak ki ihtiyacını, bütün kendisinin gördüğü yakınlarda ihtiyacını karşılamayan borcun içine batmış insanlara destek versin. Çünkü bakkala, manava, fırına gidip borçlanan bir sürü insan var aylardır. Borçlarını ödeyemiyorlar. Fırıncı da zora girmiş, bakkal da zora girmiş. Ne yapacaklar? Siz onlara bir destek verirseniz o zaman bunlar da ödenir. Çark dönmeye başlar. Bu adam başı 1.000.000 ne demek? Bugün için Türkiye'de işte 81 milyon diyoruz, 83 milyon diyoruz. 80 milyon ortalama desek, 80 milyar lira piyasaya sürülecek demek. 80 milyar lira. Çünkü siz insana verince o gidip ihtiyacını giderecek. Öbür insan da üreticiden gidip vatandaşa satacağı malı alacak. Çark dönüyor. Herkesin bundan faydalanıyor. Onun için bir problemi çözerken o problemi tamamına muhatap olanların sıkıntılarını gidermeye ihtiyaç var. Ha bu sadece bununla hallolur mu? Olmaz. Neden? Çünkü insanlar bugüne kadar zaten sıkıntı içine girmişler. Hiç işi olmayan. Şimdi gençler arasında işsizlik %25. Ya bu akıl almaz bir boyut. Onun için Türkiye'de birçok insan diyor ki, özellikle gençlerden, ben Avrupa'ya gitmek istiyorum, Amerika'ya gitmek istiyorum. Çünkü orada iş bulma ihtimalim fazla, iş bulamasam bile karnım doyacağını biliyorum. Bir insana bunu söyletmemek icap eder. Bu gençler oy verecekler. Tabii.
Zaten oy verecekler. En büyük bizim bekle kime oy verecekler? Şu mesele orada. Evet. En büyük belirleyici onlar çünkü. Tabii. Çünkü en büyük beklentimiz bu gençler. Bu gençler analarının, babalarının tam olarak izinde gitmiyor. Eskiden annesi, babası ne derse ona gidiyordu. Şimdi artık diyor ki öyle değil. Değil. Kendisi düşünüyor, mütalaa ediyor, doğruyla yanlışı ayırıyor kendine göre bir tercihte bulunuyor. Onun için gençlere burada ümidimiz var gençlerden. Güveniyoruz da. İnşallah isabetli karar verecekler. Çünkü onlar kendi dertlerini çözecek bir merci arıyorlar. Bir siyasi görüş arıyorlar. Biz de diyoruz ki gelin biz inanıyorum ki Saadet Partisi olarak toplumun her kesimine, kadınına, erkeğine, özürlüsüne, bakkalına, manavına, sanayicisine, emeklisine, her kesime, işsizine, memuruna, yaklaşık 10 kesim var böyle ben saydığım zaman. Her birinin derdiyle dertlenip ona çözüm üreten bir siyasi anlayışa sahibiz. Ve biz bunu da gizlemiyoruz, açıkça söylüyoruz ve bu yolla da ben toplumun bütün kesimlerinin problemlerinin en kısa zamanda meşru yoldan çözüleceğine inanıyorum. O zaman size şunu soracağım. Şimdi toplumun her kesimini hani kucak açıyoruz, hitap ediyoruz diyorsunuz. Sizinle ilgili en çok konuşulanlar şeylerden, başlıklardan bir tanesi. Çok da soruldu size biliyorum ama ben de burada bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü toplumun her kesimine hitap edebilmek adına hani vereceğiniz mesajın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sivas katliamının yapıldığı yıllardan bu yana hani siz de hep konuşulan isimlerden bir tanesi oldunuz. Katliam kasıtlı yapıldı diyorsunuz, yapılır diyorsunuz. Fakat derin devlet de olsa işin içinde her ne olursa olsun oradaki halkın orada galeyana gelmesi önemli olan. Orada hiç mi aklı selim birisi yoktu da bu yaşandı? Esas sorum şu. Sivas katliamı önlenebilir miydi? Şu an gerçekleşmiş olsa tepkiniz ne olurdu? Şimdi ben şu anda böyle bir hadisenin meydana gelemeyeceği kanaatim var. O zaman benim üzüntüm yönetimde bir gaflet duygusu oluştu. Kanaatim o. Olmaz zannettiler. Tedbir alınması icap ederken almadılar. Bakın ben bu hadiseleri anlatırken bir defa belediye başkanı olarak benim bir sorumluluğum, benim bir yetkim, elimin altında polisim, askerim yok ki ben böyle bir hadiseye müdahale edebileyim. Bir defa bunu herkesin bilmesi icap eder. Çünkü bu meselelere müdahale edecek olan emniyettir, jandarmadır, yeri geldiği zaman valinin talebiyle, İçişleri Bakanı da talebiyle askerdir. Bunların üçü de müdahale edemedi, geç kaldılar. Polisten yardım istendi, Malatya'dan ve Kayseri'den saat 10'da destek geldi. İkinci gün emniyet istihbarat müdürü bana geldi. Dedi ki emin olun, kendisinin sözlerini aktarmaya çalışıyorum. Biz istihbari bir bilgi almadık böyle bir hadise olabileceği konusunda. Ancak 15 gün önce Divriği'de bir terör hadisesi meydana geldi. Merkezdeki çevik kuvvetin 1/3'ünü oraya gönderdik. Bir hafta önce bizim başka bir yerde, Hafik'te yine bir terör hadisesi meydana geldi. Çevik kuvvetin 1/3'ünü de oraya gönderdik. Beni bir telaş aldı. Eğer Sivas'ta bir hadise meydana gelirse bizim bu hadiseyi bastırabilecek gücümüz kalmadı merkezde. Onun üzerine emniyet müdürüne söyledim. Olmaz böyle bir şey Sivas'ta dedi. Valiye ulaştırdım. Yok canım merak etmeyin hiçbir şey olmaz dedi. Arkasından ben kendi yetkimi açtım. Emniyet Genel Müdürü'ne, İçişleri Bakanı'na, Başbakan'a telgraf çektim. Böyle bir sıkıntımız var. Bir hadise meydana geldiği takdirde bu hadiseye müdahale etme gücümüz yok dedim. Maalesef hiçbir taraftan müsbet bir karşılık bulmadım. Halbuki olan ne? Olan Sivas'ta bir
Pir Sultan Abdal şenlikleri düzenleniyor. Sivas merkezde bu şenlikler hiç düzenlenmemiş. Pir Sultan Abdal hakikaten çok güzel deyişleri olan. Ama zamanının valiliğine de baş kaldırmış bir şairimiz. Pir Sultan Abdal şenlikleri 28 yıldır o zaman için söylüyorum. Kendi köyü Banaz'da kutlanırdı. Sayın Vali oraya gitti geldiği zaman. Sonra ben bu şenlikleri Sivas merkeze taşıyacağım. Bir haftaya yayacağım dedi. Ama öyle bir hava meydana getirildi ki siz düşünün. Ben bunu kimseyi itham etmek için söylemiyorum. Aziz Nesin o tarihte Türkiye'deki hiçbir vilayete kabul edilmeyen bir insandı, şahsiyetti. Çünkü tepki çekiyordu. İşte Şeytan Aletleri kitabının tercümesine ya yapmış ya öncelik etmiş. Yani Şeytan Aletleri ayetleri kitabı aslında İslam'a saldırı. Bunu yazanlar bu maksatla yazmışlar. Elbette toplumda tepki çekiyor. Onu yaptıranı Sayın Vali Sivas merkeze davet ediyor. Bütün sol örgütler Sivas'a davet ediliyor. Cuma günü Sivas kalabalık, yemin töreni var askerin. Bundan dolayı da askerde 1200 kişi varsa en az 3 kişi gelmiştir. 3500-5000 civarında dışarıdan gelen insan var. Ve o sırada da bu şenlikler, bu konuşmalar başlıyor. İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Sosyalist Enternasyonal Marşı okunuyor açılışta. Sayın Vali diyor ki benim gücüm yetmedi, ne yapayım? Sen davet ettin bunları. Ben mi davet ettim? Senin sözünü dinlemeyecek, İstiklal Marşı'nı bile okumayacak bir toplumu getiriyorsunuz siz. Arkasından da cuma namazında bir caminin önünde davul zurna çalıyor. Bu sefer halkta da bir galeyan meydana geliyor. Hadise böyle başlıyor. Bana onun için topluluk İstiklal Marşı'nın okunmadığı o ezana, yani cuma namazında önünde davul çalınan camiye yakın bir yerde toplantı yapılıyor. Emniyet müdürü geldi cuma namazından sonra. Dedi ki ya buraya toplantı var. Çocuklar gelmişler, gençler. Dağıtamıyoruz. Bir gelip sen belediye başkanı olarak konuşursan dağılır bunları. Dedim valin beyin haberi var mı? Yok. Hadi valiye gittik. O dedi ki iyi olur. Beraberce emniyet müdürüyle toplantının oraya gittik. Orada ben bir konuşma yaptım ve dağıldı. Şimdi benim garibime giden şu. O konuşma, benim konuşmam bugüne kadar yayınlanmamış ya. 30 sene, 29 senedir halkı sükunete davet etmişim. Yapmayın, etmeyin demişim. Yani adeta yalvarmışım. Niye bugüne kadar bunu çıkarmadınız? Çünkü benim aleyhime değil. Beni yatıştırmaya gayret gösteren bir insan olarak gösteriyor. Onun için de birçok insan hakikaten aradılar. Hakkını helal et dediler. Alevi vatandaşlarımızdan da dediler ki ya biz hakikaten bilmiyorduk. İlk defa biz bu konuşmanı senin dinledik. Onun için Sivas'ta o gün bir gaflet vardı bence. Yönetim tarafında. Eğer o gaflet olmasaydı bu hadise meydana gelmezdi. Ama oldu. Yapacak bir şey yok maalesef. Özellikle sormak istedim. Çünkü hani sizin konuşmanızı bilen çok fazla insan yok. Ve siz hani Sivas katliamı denince bir şekilde hani bunu özür dileyerek söylüyorum sizden. Ama akla gelen isimlerden bir tanesi olduğunuz için. Şimdi de az önce de biz herkese hitap ediyoruz dediğiniz için. Evet, evet. Hani o da çünkü Sivas katliamı da gerçekten hani kanayan bir yara. Hiç olmaması gereken bir hadise olarak tarihe geçmiş bir hadise. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. O zaman bizim 3 tane... Alevi yoğunluğu olan mahallemiz vardı. 3 mahalle muhtarı da geldiler bana. Dediler ki ne dersen biz çıkıp televizyonlarda onu söyleriz. Çünkü senin bize bir kötülük yapacağına kesinlikle ihtimal veremeyiz. Biz tanıyoruz seni. Ve çıktı konuştular. Kimse itibar etmedi ama onlara. Maalesef. Dışarıdan gelen ithamlar, İftiralar, onlar rol oynadı.
Ama hamdolsun yani 30 sene sonra da olsa en azından ben hayattayken bir gerçeğin gün yüzüne çıkması, doğruların görülmesi beni ziyadesiyle memnun etti. Bundan dolayı da buna vesile olanlara ben teşekkür ediyorum. Şimdi siz Çamlıca Camii'nin yapılmasının israf olduğunu, caminin gösteriş için yapıldığını söylemiştiniz. Hatta sizin camiyle ilgili yaptığınız bir çıkış üzerine insanlar oraya sabah namazına giderken böyle trafik oluştu, yürümek zorunda kaldılar. Siz de bana cevap vermek için oraya giden Allah'ın indinde bir şey kazanamaz. Çünkü oraya Allah rızası için değil, bana cevap vermek için gittiler dediniz. İbadet bir kişiye cevap niteliği taşıyabilir mi? Sizce artık ibadetler dünyevi amaçlar uğruna mı yapılıyor? Ya tabii onu böyle söylemek çok iddialı olur. Çünkü insanın kendisiyle alakalı bir konu ibadet. Yani ibadet aslında bütün dinler aynı şeyi söyler de burada Tanrı'ya izafiyet farklıdır. Yani biz kainatın yaratıldığına inanıyoruz. Bu ne demektir? Bir yaratıcı var. Bütün dinler bunu kabul eder. Ama dinlerde biz en büyük varlık olarak kabul ettiğimiz Cenab-ı Hakk'ı bütün yaratılmışların üstünde görürüz İslam'da. Ortağı yoktur. Ama Hristiyanlığa gidiyorsunuz. Ya bir Allah var diyor. Arkasından üç var diyor. Baba var, oğul var. Oo, iş karışıyor bile. Bire nereden çıktı bu? Hristiyanlığın başlangıcında böyle bir şey yok ki. Musevilik de. Onlar ya biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız diyor. Nereden çıktı be? Kendilerine bir üstünlük. Başka inanca sahibi olanlar da başka şeyler söylüyorlar. Bizim inancımızda Allah vardır, birdir. Gücü ve kudreti her şeye yeter. Cenab-ı Hak bizim kalbimizdeki her şeyi bilir. İbadet sadece ona yapılır. Ona yapılırsa makbuldür. Birisi görsün diye ibadet ediyorsanız onun Cenab-ı Hak indinde hiçbir değeri yoktur. Meşhur bir kıssa vardır söylenler. Ben latife olsun diye söylüyorum. Adamın bir tanesi namaz kılıyormuş. Böyle çok da huşu içinde gözüküyor. Birisi demiş ki yandan geçerken yahu ne de güzel namaz kılıyor huşu içinde. Dayanamamış duyunca. Hem de oruçluyum demiş. Şimdi siz böyle namaz kılamazsınız. Böyle olmaz. Namaz, ibadet sadece ve sadece Cenab-ı Allah'a yapılır. Başkası görsün, başkası bilsin diye yapıldığı an o bir ibadetin hükmü kalkar ortadan. Kıymeti kalmaz. Onun için biz bir yerde camide namaz kılmak için ben falanca camide niyet ettim, aklıma koydum, gidip Süleymaniye'de namaz kılacağım yarın. Eyüp Sultan'da sabah namazını cemaatle beraber huşu içinde idrak edeceğim dedim. Bana ekstradan şu kadar bile sevap gelmez. Üç tane mescit vardır. Birisi Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme'nin orada. Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki mescittir. İkincisi Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'deki mescididir. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır, Kudüs'tür. Bu üç yerdeki ibadet için seyahat ayrı bir değer taşır. Onun dışında o seyahatlerin, sizdeki meşakkatlerin hiçbir karşılığı olmaz. Siz Çamlıca'da da yapsanız, başka bir yerde de yapsanız, sadece orada ibadet etmenin kendinize bir üstünlük vereceği, Cenab-ı Hak indinde mertebenizi yükselteceği zannına kapılırsanız boş hayale kapıldınız demektir. Şimdi şöyle, bazen de insan mesela yani kendisi isteğiyle bir yere gitmek istiyor. Hani bunu bir üstünlük veya işte ben daha çok sevap kazanayım diye değil de mesela işte Bursa'da işte ben Emir Sultan Hazretlerine gitmeyi çok severim. Sık sık da ziyaret ederim. Bursalıyım zaten. Evet. Mesela ben orada ayrı bir huzur bulurum. Anlatabiliyor muyum? Tabii, belki tabii. De birisi de gidip Çamlıca Camii'nde bir huzur buluyordur. Yani şimdi siz tabii mevcut nasıl söyleyeyim? Mevcut tarzınız, bakış açınız ve işte siyasetiniz
açısından aslında sizin bir camiyi eleştiriyor olmanız çok eleştirildi. Öyle görüldü. Ben camiyi eleştirmiyorum. Ben sadece dedim ki bakın siz etrafında yerleşim merkezlerinin bulunmadığı Çamlıca'nın tepesinde oraya gidebilmek için özel bir gayret, emek, zaman harcayarak insanların gitmesi icap ediyor. 65 bin kapasitesi var. Bunun için siz 3000'den fazla aracın park edeceği bir otopark yaptınız. Ayrıca bir düzenek kuruyorsunuz metro ile oraya çıkılıp gelsin diye. Yolları ona göre. Ya milyarın üzerinde. Şu anda bugün Türkiye'de yaşayan insanların böyle bir mabede mi? Yoksa kendi ihtiyaçlarının karşılanacağı bir başka yatırıma mı ihtiyaç var? Ben bunu gündeme getirdim. Gösteriş olsun diye bakın geçmişte Sultanahmet Camii yapıldığı zaman Osmanlı zirvede, Süleymaniye Camii yapıldığı zaman Osmanlı zirvede, o zamanki ulema bile bunları israf görmüş. Bunlar yerine mesela vatandaşa yardım ediyse daha iyiydi diyorsunuz. Yani öyle mi? Toplumun ihtiyacını giderecek, hayatı rahatlatacak, onun sıkıntıları bertaraf edecek her şey yapılabilir. Ben camiye karşı, nasıl camiye karşı olurum ya? Böyle bir mantık olur mu? Böyle gösterenlere ben hakkımı helal etmem. Kim olursa olsun. Sülalesi Müslüman olsa hakkımı öbür dünyada helal etmem. Yakasına yapışırım, sen hiç Allah'tan korkmadın mı benim aleyhimde bu meseleyi kullandığın için derim. Bunun başında yöneticiler de dahil. Orayı inşa ettirenler de dahil. Hiç kimse tereddüt etmesin. Ben inanıyorum. Böyle yaptılar, bunu yapanlara o zaman hakkınız helal değil. Etmem, eder miyim ya, niye edeceğim? Allah'tan korksunlar. Ben bunu bir İslami prensip olarak ortaya koydum. Peygamber Efendimiz mescidi en basit mescitlerde biriydi. Hiç süs yoktu. Dışarıdan gelen İslam'ı öğrenmek isteyen insanları Peygamber Efendimiz evlerde misafir etmek kolay olmadığı için 60-70 kişi geliyor bir kabileden. Mescid-i Nebevi'de misafir eder, orada yatar kalkarlardı. Sade bir hayat sürüyorlardı. Ama Medine'de o sade hayat İslam'ı o dönemde ta Orta Asya içine kadar, Rusya steplerine kadar, Avrupa kapısına kadar, İspanya'ya kadar taşıdı. Şimdi ne oldu? Geri çekiliyoruz. Kalmadı. Prensiplerimiz gitti. Siz adaleti hiçe sayarak İslam'ı ihya edemezsiniz. Siz garibanın, mazlumun hakkını korumadan İslam'ı ihya edemezsiniz. Liyakata değil de torpile önem verirseniz siz İslam'ı ihya edemezsiniz. İslam bir dünya hayatıdır, dünya görüşüdür, yaşantı tarzıdır. Onun için adalet mülkün temelidir denilmiş. Onun için komşuluğa, güzel ahlaka önem verilmiş. Komşusu açken tok yatan benden değildir diyor. Bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Müslüman komşusu demiyor. Komşusu diyor, gayrimüslim bile olsa. Biz toplumun her kesiminin derdiyle dertlenmeye mecburuz. Siz bunu bırakacaksınız. Bugün her tarafta insanlar açken bu konularda milyarlar harcayacaksınız. Bunun hesabını Cenab-ı Hak sizden sorar. Ama şunu da söyleyeyim. Buna karşı çıkanlar da bundan dolayı iktidarı İslami yönde vurmaya çalışanlar da bunun zararını görür. Bunu unutmasınlar. İşte içki meselesinde olduğu gibi. Yanlış noktalardan yaklaşıyoruz. Ben Çamlıca Camii meselesini bir misal olarak Türkiye'nin ekonomik yönden bu kadar büyük sıkıntıların içinde olduğu bir dönemde kimin parasıyla yapıldığının belli olmadığı bir dönemde söylüyorum bunu. Kim yaptırdı o camiyi? Milyarlar gitti oraya. Bunun hesabını elbette sormak mecburiyetindeyiz. Sormadan olmaz. Ama Türkiye'mizin problemi sadece bu mu işte? Siz bunu söyleyince de ben orada tıkanıyorum. Çünkü demin saymaya başladım. Bitmedi ama bizim biliyorum. Temel prensiplerimizdir esas olan. Biz
aç insanın halinden anlayacağız. Devam edeceğiz. İzninizle kısacık bir ara, sonra kaldığımız yerden devam. Bence yayın çok güzel gidiyor. Umarım izleyicilerimiz için de öyledir. Aranın ardından buradayız, kısa bir ara. Evet, sağ olun. Hayat pahalılığı var. Siyasetin gündeminde yine ittifaklar var. Kirayı veremiyor, elektriği zor ödüyor. Vatandaş neyle geçinsin? Geçinemiyoruz tabii. Acından ölü yemekle. Cumhur İttifakı'na katılır mı? Kredi borcu olduğu için geçinemiyor, açlık sınırında. AK Parti ile Saadet Partisi arasında ittifak konuşuyor. Gelir dağılımına adaletsizlik var. Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Türkiye'deki herkes gibi geçim sıkıntısı çekiyoruz ister istemez. İttifaklar seçim saati mailine girdikten sonra gündeme gelir ve konuşulur. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle, hepimizin gerçek gündemi için Geçim İttifakı'nda buluşuyoruz. Geçim İttifakı. Hepimizin gündemi aynı. Nerede o eski Ramazanlar? Eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Geçen Ramazan ayında 11 lira olan sıvı ayçiçek yağı bu yıl 20 liraya, 16 lira olan yumurta 27 liraya, 3 lira 91 kuruş olan domates 7 lira 20 kuruşa, 35 lira olan zeytinyağı 46 liraya, 13 lira olan tavuk eti 17 liraya sofralarımıza geliyor. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden hep bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye. Gelin bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hep birlikte hayır diyelim. Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum. Gelin milletimizle el ele verelim. İnsanımızın ortak gündeminde buluşalım. Geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara kesinlikle prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz farkındalık kampanyası olan Geçim İttifakı'na görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Yeşil ışık yaktı mı? Asgari ücretle tencere kaynar mı? Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı? Marketi zor denk getiriyoruz. Geçim şartları zor. İttifak yapar mı? Hayat pahalılığı var. Siyasetin gündeminde yine ittifaklar var. Kirayı veremiyor, elektriği zor ödüyor. Vatandaş neyle geçinsin? Geçinemiyoruz tabii. Acından ölü yemekle. Cumhur İttifakı'na katılır mı? Kredi borcu olduğu için geçinemiyor, açlık sınırında. AK Parti ile Saadet Partisi arasında ittifak konuşuyor. Gelir dağılımına adaletsizlik var. Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Türkiye'deki herkes gibi geçim sıkıntısı çekiyoruz ister istemez. İttifaklar seçim saati mailine girdikten sonra gündeme gelir ve konuşulur. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle, hepimizin gerçek gündemi için Geçim İttifakı'nda buluşuyoruz. Geçim İttifakı. Hepimizin gündemi aynı. Ramazanlar. Eskiyi özlemeye devam ediyoruz.
Geçen Ramazan ayında 11 lira olan sıvı ayçiçek yağı bu yıl 20 liraya, 16 lira olan yumurta 27 liraya, 3 lira 91 kuruş olan domates 7 lira 20 kuruşa, 35 lira olan zeytinyağı 46 liraya, 13 lira olan tavuk eti 17 liraya sofralarımıza geliyor. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden hep bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye. Efendim, aranın ardından Haber Global ekranında koltuk programıyla yeniden birlikteyiz. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Sayın Temel Karamollaoğlu sorularımızı yanıtlamaya devam ediyor. Şimdi dün Twitter'da bir hashtag vardı. Kemalizmi yıkacağız diye. Neden son günlerde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sizce böyle bir saldırı var? Siz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in ilkeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu hashtag'ten yola çıkarak sormak istiyorum. Evet. Bizim bu konuda söylediğimiz bir söz var. Erbakan hocamızla başlamıştı. Bugün Mustafa Kemal hayatta olsaydı milli görüşçü olurdu diye. Neden böyle dedi? Biz de neden bugün böyle olduğu kanaatindeyiz? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü bir ideolog gibi görmek kısmen doğruymuş gibi olabilir ama kısmen de yanlıştır. İçinde bulunduğu şartlara göre tavır belirlemiştir. Şartlar önemlidir. Sizin harp esnasında takındığınız tavır başkadır. Bir dönemin başlangıcında takındığınız bir tavır başkadır. Her şey rayına oturduktan sonra ülkenin problemleriyle ilgili tavrınız başkadır. Bunun hepsinin rasyonel olması icap eder. Mustafa Kemal'in özelliği hadiseler karşısında rasyonel davranmasıdır. Ben bu kadarını söyleyip burada teferruatına girmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü çok uzun bir konu olacak. Her konuda farklı fikirler ortaya atılabilecek. Bundan dolayı bugün bugünkü iktidarın bazı yanlış tavırlarından dolayı böyle bir eğilim güç kazanmaya, ortaya çıkmaya başladı. Yani bu bugünkü şartlarda meydana gelen ama soruların tamamının da cevabı verilemeyen bir süreç. 1920'lerin başındaki Mustafa Kemal başkaydı tavrı. 1920'lerin ortasında verdiği kararlar, takındığı tavırlar farklıydı. 1930'lardaki Mustafa Kemal farklıydı. Farklı adımlar attı bulunduğu şartlara göre. Türkiye'de sanayileşmenin temeli o zaman atıldı. Kusura bakmayın. Bu basit bir şey değil. Bankacılık sistemiyle, yatırımların ülke sathına yayılmasıyla, öyle sadece Batı'da değil, bilmem Maraş'ta, Malatya'da, Kayseri'de, Doğu'da, her yerde yatırımlar yapıldı. Her yerde bir hareketlenme meydana geldi. Ve bunu takviye edici finans sistemleri kuruldu. Dış politikada bambaşka bir tavır sergilendi. Hatay gittiydi, tekrar Türkiye'ye geldi. Evet, onun zamanında Hatay Türkiye'ye dönmedi ama temelini o atmamış olsaydı bu gerçekleşmeyecekti. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ü belli bir kabın içine koyup orada şekillendirmeye çalışanlar da hata ediyor. Doğrudan doğruya topyekun bir saldırıya geçenler de hata ediyor. Burada meseleye yaklaşım, problem çözücü ve ülkeye fayda sağlayıcı, güven inşa edici yaklaşımlar önemli. Yani yerine göre demokrasi rayına otursun diye kendi arkadaşlarına
partilerini kurtturttu. Arkasından baktı ki o iş çığırından çıktı, hepsini tekrar kapattırdı. Ama demokrasiye geçmek için parti kurtturtan kendisiydi. Onun için ben bugün farklı yaklaşımlar var. Bu konuda enine boyuna meseleleri müzakere etmeden sadece üst perdeden bir münakaşanın başlatılmasını doğru bulmuyorum şahsen. Bu kadarla yetiniyorum. Peki. Şimdi tamam. Şimdi uluslararası sahada Türkiye irtifa kaybediyor gibi bir ifadeniz var. Bununla ilgili bir sorum olacak ama öncesinde şunu daha çok merak ediyorum. Yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa katıldığında kendisiyle yapmış olduğum yayında eğer ortak müşterekte buluşulursa Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini ilk kez verdi. Biz ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir şey duyduk. Bu da tabii ki gündemi aslında bomba gibi düştü ve bütün liderler bu konu hakkında konuştu. Şimdi Meral Akşener'e, Sayın Meral Akşener'e de bu soru soruldu. Sayın Akşener böyle hani şimdi sanki böyle çok da hani onaylıyormuş gibi gözükmedi yapmış olduğu açıklamada. Açıktan hani olmasın demedi ama hani olsun da demedi. Böyle arada kalıp bir cevap verince de bunu şöyle algıladı basın, kamuoyu. Biliyorsunuz basın zaten her şeyi böyle bir şekilde en farklı yönlerinden algılamayı başarıyoruz biz. Ve hemen böyle gördük Meral Akşener'in bir bakışından ve dedik ki acaba iki lider arasında bir Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çıkar mı? Size sorum bu. Siz CHP ve İYİ Parti liderleri arasında ki o ittifaktaydınız, belki de yine aynı ittifakta olacaksınız bir seçim durumunda, bir Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çıkacağını düşünüyor musunuz? Eğer çıkarsa siz bu işin neresinde olursunuz? Yani ben bunun şu anda konuşulmasını çok erken buluyorum. Çünkü daha ittifaklar bile gündemde değilken Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak çok daha ileri bir safhaya geçmek manasına geliyor. Cumhurbaşkanlığı geçen sefer ittifak yapıldığı zaman da müşterek bir aday çıksın diye benim bir girişimim olmuştu. Netice vermedi. Çok kısa bir dönem içindi. Ama gerçekleşmedi. Yine aynı şey olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ancak ben ittifak, yani seçim atmosferine girilmeden böyle bir tercihte bulunmak sadece münakaşaları artırır, insanların yıpranmasına vesile olur kanaatindeyim. Onun için Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulması şu anda çok erken bir konu. Ha Kılıçdaroğlu olabilir mi, olamaz mı? Neden olmasın ki, bir partinin genel başkanı. Ama mutlaka olur mu? O zamanki konuşulacak. Çünkü mesele burada bir kişinin aday olup olmaması değil. Neticede seçimi kazanıp kazanamamaktır esas olan. Gösterilen aday seçimi kazanacaksa ne âlâ. Kazanamayacaksa allame-i cihan olsun. Hiçbir faydası olmaz. Onun için yaklaşımda farklılık var. Biz burada kim aday olsunu değil, kimle kazanılır konusunu konuşmamız icap eder. Bunun için ben bunu çok erken buluyorum. Bundan dolayı da yani soru sorulmuş, Sayın Kılıçdaroğlu ne yapsın? Elbette bir cevap verecek. Yani ben kesinlikle olmam diye bir iddiada bulunması doğru olmaz. Sayın Akşener de, o da yani hemen evet böyle olacaktır diyerek konuyu bambaşka bir mecraya çekmektense zamanı geldiğinde konuşulur demesi de makul bir yaklaşım. Onun için şu anda bizim zihnimizde, ben çok samimi olarak söylüyorum, bizim zihnimizde bir cumhurbaşkanı adayı yok henüz. Şu anda da bu konunun konuşulmasının erken olduğu kanaatindeyiz. Şu anda bir ittifak konuşulacaksa ittifakın prensipleri konuşulmalı. Çünkü bu ittifak sonunda bir cumhurbaşkanı çıkacak. O cumhurbaşkanı belki 5 sene, belki daha kısa bir zaman yönetecek Türkiye'yi. Yönetim tarzı önemli. Ali Kıran başkesen mi olacak? Yoksa bir grupla birlikte mi yönetmeye ben razıyım diyecek, ama ne olursa olsun kim cumhurbaşkanı olursa gene tek adam.
kararı o verecek. Arkasından parlamenter sisteme dönülecekse işte o zaman koalisyon dönemi başlayacak. O zaman partiler aldıkları oylar nispetinde temsil edilecek ve o zaman mecliste bir koalisyon olup olmayacağı da ortaya çıkacak. Onun için ben şimdiden Cumhurbaşkanlığı adayının adaylığının görüşülmesini çok ama çok erken buluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan'la böyle bir yarışa girerse... İşte ben bu münakaşanın şu anda doğru olmadığı kanaatindeyim. Tamam. Hiç ben bu şeye sizi çekemedim şu anda. Peki, o zaman olası bir seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim olur diye de sormuyorum. Siz diyorsunuz ki önce biz bir bakalım kimle ittifakta olacağız vesaire. Evet. Her şey de değişebilir. Prensiplerdir herkesin. Ama dediğim ilkeler, prensipler esastır. İttifakta. Bu koalisyon değil. Herkesin farklı konularda farklı düşünceleri olabilir. Ama o ancak bir koalisyon kurulduğunda söz konusudur. Seçime giderken ittifak yapan partiler temel ilkeleri belirleyecekler. Hangi ilkelerde ittifak yapıyorlar? Adalet gibi, liyakat gibi, fikir düşünce hürriyeti gibi. Yani kısaca böyle ifade edeyim. Peki. Şimdi Türkiye uluslararası sahada irtifa kaybediyor diyorsunuz. En son Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 1915'te yaşananlar için soykırım ifadesini kullandı. Bu da tabii ki çok ciddi bir hayal kırıklığı ve infial yarattı. Bütün neredeyse Amerikan başkanları seçim propagandası yaptığı süreçlerde bu tarz işte ifadelere yer vereceklerini hani söylerlerdi. Ama bugüne kadar hiç kimse soykırım ifadesini kullanmamıştı. Ne Obama kullandı, ne Trump kullandı. İşte Messiaen büyük felaket anlamına gelen bir ifadeyle bu durumu bir şekilde geçiştiriyorlardı diyeyim. Ama Biden Ermeni soykırımı ifadesini kullandı. Hem bu ifadenin kullanılmasını hem de iktidarın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Meral Akşener'in çok ciddi bir eleştirisi oldu. Hatta çok konuşulan bir eleştiri oldu bu. Bir ifade kullandı Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik biliyorsunuz zaten. Ve bu çok da konuşuluyor günlerdir. Siz neresindesiniz bu tartışmanın? Hem Biden'ın bu ifadeyi kullanması hem de iktidarın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı. Evet. Bir defa şunu hemen söyleyeyim. Ermeni soykırımı iddiası sadece iddiadan ibarettir ve bir iftiradır. Ermenilerin beklediklerini Birinci Cihan Harbi'nden sonra bulamayınca Osmanlı'ya karşı kullandıkları bir tavırdır, yaklaşımdır. İlk başlangıçta 20-30 bin, 50 bin, 100 bin, arkasından 500 bin, sonra 1 milyon, sonra 1,5, hatta 1 milyon 800 bin katliam oldu dediler. Ya Ermeni nüfusunun tamamı 1,5 milyon civarında. Bugünkü Ermeniler nereden geldi? Onu sormak icap eder. Yani bu bir iftiranın ötesinde bir politikadır. Ancak benim anlamadığım, teferruatını da bilmiyorum, ilk Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ifadeleri var. Bu gerçek değildir diye. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur. Ermenilerin Osmanlılara Birinci Cihan Harbi'nde Rusya'da devrim olduktan sonra Rusya çekilirken Osmanlı ordusunu arkadan vurma teşebbüsleri buna sebep olmuştur. Yani hiyaneti yapan Ermenilerdir. Osmanlı tebaası ve Osmanlı ordusunu arkadan vuruyor. Kim besliyor bunları? Amerika, İngiltere, Fransa besliyor. Ve bunu ortaya koyan ilk Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kendisi veya başbakanı. Yani bu çok önemli bir konu. Ben bunu bizim hariciyenin neden gündeme getirmediğini tam olarak anlamıyorum. Bana yeni geldi. Ben bilmiyordum böyle bir konuyu. Onun 40-50 sayfalık bir konuşması var. Bu kitap olarak bastırılmış. İngilizce, Fransızca, bilmem Almanca'ya çevrilmiş, dağıtılmış.
Ama bugün bu gündemde değil. Kendileri iddia ediyorlar böyle bir şey yok diye. Batı ne yaptı? Yalnız Ermeniler şunu unutmayalım. Bu geçen dönem zarfında maalesef kendi yaptıkları bu hatadan dolayı Osmanlı'yı arkadan vurmaya kalktılar. Tehcir yapıldı, yani göçe zorlandılar. Göç esnasında bazı yanlış bilmem şiddet hadiseleri meydana gelmiş olabilir. Bunu kimse reddetmiyor. Ancak şu bir gerçek, Ermenilerin Türk topraklarında bugün yaptıkları katliam kesinlikle katlettikleri Türklerin adedi, onların iddia ettikleri Türkler Ermenileri katlettiler dediklerinden daha fazla. Yani 1,5 milyonun üzerinde köyleri bütünüyle yok etmişler. Havsalamız almaz. Ama Ermeniler Avrupa'da ve Amerika'da bunu kendilerine dert edinmiş, hikayeler uydurmuşlar. Tabii bir Ermeni lobisi var. Tabii. Ve ısrarla bunun Amerika'da üzerine gidiyor. Ama sonuçta Amerikan başkanları da hani bir şekil onları da şimdi, idare ediyorlardı. Tabii ben şimdi oraya geleceğim esas. Zaten mesele burada şimdi. Amerika'da, Avrupa'da bu Ermeni soykırımı iddiasını dış politikada Türkiye'yi baskı altında tutmak için bir vesile kabul ediyor. Türkiye dünyanın en stratejik bölgesinde. Bunu herkes söylüyor. Yani Avrupa, Asya, Afrika'nın ortasındayız biz. Tam üç kıtanın birleştiği yerdeyiz. Osmanlı'dan kalan topraklar son vatan parçası. Ve bu topraklarda her ırka, her dine mensup olan insanlar 600 sene değil, 1000 sene huzur içinde yaşamışlar. İnançlarından dolayı ne bir Ermeniye ne bir Yahudiye zulmedilmemiş. Irkından dolayı kimseye zulmedilmemiş. En büyük zulmü de Türklere ve Kürtlere yapmışlar. Bakın bunu da burada özellikle söylemeyi bir görebiliyorum. Çünkü maalesef PKK yanlıları bunu sanki farklı bir şekilde cereyan etmiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok. Kürtleri daha fazla katlettiler. Çünkü onları daha büyük hasım gördüler. Bir defa bunun bilinmesi lazım. Ama esas benim üzerinde durduğum nokta şu. Dünya artık yeniden şekillenme noktasına geldi. Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje gündeme getirildi. Duydunuz. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kim üstlendi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan üstlendi. Şimdi ben bunu, ya sen gene durduk yere Tayyip Erdoğan'ı gene öne çıkardın. Yok ya, ben öne çıkarmadım. Sayın Erdoğan 2002 yılında Türkiye'yi Amerika'dan başkan, daha milletvekili bile değilken, Bush tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. Kendisine Büyük Orta Doğu projesi anlatıldı. Eş başkanlığı da ona tevdi edildi. O da ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığıyım dedi. Peki Büyük Orta Doğu projesi ne? Büyük Orta Doğu projesi, en kaba tabirle söylüyorum, Orta Doğu'daki sınırların yeniden çizilmesi. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın yeniden parçalanması demek. Ne için? Büyük İsrail'in kurulabilmesi için. Şu anda gündemde olan konu bu. Irak'a Amerika durduk yere müdahale etmedi. Sadece petrolünden dolayı değil. Orayı güçsüzleştirmek için Irak üçe bölündü. Bir tarafta Kürt bölgesi, bir tarafta ortada Türkler ve Sünniler, güneyde Şialar. Suriye niye karıştı? Darmadağın oldu. Büyük İsrail'in önündeki engeller kalksın, direnç ortadan kalksın diye. Şimdi son perde oynanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir zamanlar, ben ilk genel başkan seçildiğim zaman konferanslar vermeye başlamıştım. Ağırlığı özellikle Çin tarafına veriyordum. Amerika Çin'den endişe ettiği için Çin'i kuşatıyor. Doğudan ve güneyden.
Batı'ndan da kuşatmak için Afganistan'a girdi diyordum. Şimdi Amerika orayı o şekliyle dondurdu. Şu anda yani buradaki amaç ne? Bu arada vaktim de çok kısaldı. Rejide beni uyarıyor ama ben birazcık da vakit istiyorum. Birazcık da hemen hızlanacağım. Şimdi bakın geldi Girit'te üs kuruyor. Suudi Arabistan'da üs kurdu. Katar'da üs kurdu. Amerika Birleşik Devletleri. Yunanistan'da üs kurdu. Bulgaristan'da üs kurdu. Türkiye'ye güvenmediği için artık İncirli'yi kendisi için geçerli görmüyor. En az iki tane uçak gemisi var bu bölgede. Yani Türkiye artık bizim müttefikimiz değil mi demek istiyorlar? Alenen böyle söylüyor. Türkiye artık söylemiyor bizim müttefikimiz ama değil. Ama artık şöyle diyorlar. O yüzden de ben buna soykırım da derim mi diyor mesela. Diyor. Çünkü soykırım diyerek Türkiye'yi yalnızlığa itelemeye çalışıyor. Çünkü bir Ermeni lobisi var. Bu Ermeni lobisi doğrudan doğruya Yahudi lobisiyle beraber çalışıyor. Washington'da Ermeni lobisinin kurduğu soykırım müzesi Yahudi soykırım müzesinin içinde orada barınıyor. Bütün Avrupa'da da bunu özellikle öne çıkarıyorlar. Onun için Türkiye'yi şimdi zayıflatmaya, dışlamaya çalışıyorlar. Olmayan bir şeye, soykırımı olmayan bir şeye soykırım denmesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından o hepimizi çok ciddi anlamda rahatsız etti. Ve Sayın Erdoğan'ın da buna yeterli çıkışı yapamadığını söylüyor muhalefet. Maalesef. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Maalesef. Maalesef. Sayın Erdoğan çünkü biliyorsunuz bir one minute çıkışı vardır şu hafızalardan silinmeyen. Evet. Şimdi Meral Akşener de kendisine dedi ki bu çıkış nerede? Hani evet, bambaşka bir şey gördük dedi. Sizce bu niye böyle oldu? İşte Amerika ile Tayyip Bey'in bir problemi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bunun arkasında çok ciddi meblağların yattığı söyleniyor. Bundan dolayı Amerika'ya karşı bir daha kesin tavır koyamıyor ortaya. En büyük problem burada. Onun için Büyük Orta Doğu Projesi şu anda hiç gündeminde değil. Geçmişte Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünüyordu. Sonra bir ara onu unuttu. Hatta nereden çıkardınız dedi. Kendi sözleri gündeme getirilince vazgeçti. Şu anda Orta Doğu'nun Türkiye'nin bölünmesi dahil tekrar ediyorum. Türkiye'nin bölünmesi dahil Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi gündemde. Onun için bu anda iktidar aciz. Bütün İslam aleminin desteğini kaybetti ya. Düne kadar bir şey vardı. D8'lerin dönem başkanıydı bıraktı. Sırası geldiği için. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye ile hiçbir ilgisi kalmadı. Desteği yok. Ne Suudi Arabistan'ın, ne bilmem Yemen'in. Yemen zaten darmadağın oldu. Ya bu kadar yalnızlık olmaz ki. Amerika yok. Avrupa Birliği yok. Rusya ile ne kadar alışverişimiz var belli. Şimdi gittik Uygurlara en büyük zulmü yapan Çin'den medet umuyoruz. Olmaz böyle bir yaklaşım. Olmaz. 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 Türkiye'nin ne yapıp yeniden kendi ayakları üzerinde duracağı, kendisine kesinlikle destek vereceği bir birliğe ihtiyaç var. Beğeniriz beğenmeyiz. Bizim İran'la da, Pakistan'la da, Bangladeş'le de, Malezya'yla da, Endonezya'yla da, Mısır'la da, Nijerya'yla da işbirliğine ihtiyacımız var. Bunlar D8 ülkeleri diye saydım. Ama bu arada bizim yeniden Suriye'yle de irtibat kurmamız, Libya'yla, Sudan'la, bilmem Somali'yle, Cezayir'le, Fas'la, yani bizim apayrı bir gayretin içine girmemiz lazım. Yok, böyle bir şey hareket gözükmüyor. Efendim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Mısır dostluk grubu kurulmuş. Aferin. Nereye gideceğiz? Mısır yanlış yapmadı mı? Yaptı. Ama biz her yanlış yapan ülkeyle düşman haline mi geldik? Oradaki insanları korumak için bile onunla bir münasebeti devam ettirmeliydik. Edemedi, beceremedi. Bu beceri ister. Kabadayılıkta problem, hele dış politikada sökmüyor. One minute dendi. Niye diyemiyor şimdi? Asıl şimdi one minute'e ihtiyaç var. Ama o zaman bile one minute başka bir şekilde gerçekleştirildi. Olmaz.
Dış politikada Türkiye iflas etti. Ben bunu ya bizim bu kadar hasmımız varken dünyaya bunu nasıl ilan edersin? Ya benim bunu söylemem onların umurunda bile değil. Onlar ne olduğunu biliyor zaten. Bizim göstermelik değil, ciddi manada bu bölgede lider ülke haline gelmemiz lazım. Peki. Bu laf değil. Onun için biz dedik ki dünyada huzur olacaksa önce Türkiye kendi gücüyle kalkınan bir ülke haline gelmesi icap eder. Biz kendi problemlerimizi çözer. Demin söylediğim ilkeleri benimsersek, benimsemeden olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Allah rızası için adaletsiz olmaz. Liyakata önem vermeden Türkiye'nin problemleri çözülmez. Şeffaflık olmadan güven sağlanmaz. Sağlanır zannediyorsanız olmaz. Kimse kafasını kuma gömmesin ya. Olur mu böyle şey? Ha siz bunu yaptıktan sonra Türkiye'de sanayiyi de işsizliği de çözeceksiniz. Borçsuz bir ülke, borç veren bir ülke haline geleceğiz. Gelebilir mi? Elbette gelir. Yeter ki siz doğru adımları atın. Ama her attığınız adım Türkiye'deki toplumun bir kesimini perişan ediyor. Bel kemiği çiftçidir, esnaftır. Yok oldular ya, yok oldular. Çok sarktım. Sürekli bana vallahi, uyarı geliyor. Kabahat benim değil. Ben benim sordukça sordum. Biraz. Şimdi bunlar da bizim hakikaten önemli meselelerimiz olduğu için tabii. Bu konular açıldığı zaman ben de bu benim evdekiler de işte kızıyor bazen böyle sesim yükseltiyorum diye ama bu tehevvürüme ben de engel olamıyorum. Üzülüyorum. Bu memleket bizim hakikaten. Bu memleket bütün partilerin, parti yöneticilerinin, partilere destek veren kesimlerin birbirlerine karşı hasmane tavır sergilemiş olsalar bile bu ülke bizim müşterek vatanımız ya. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Temel Karamollaoğlu. Burada bizi ağırladınız ve de Koltuk programının konuğu oldunuz. Sağ olun. Ben sizinle birlikte izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım önümüzdeki hafta koltuğun konuğu kim olacak diyerek de programa noktayı koyuyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.